Evet sevgili dostlar. Birkaç gündür sosyal medyada cezaevlerinde tutukluk veya hükümlü kadınların veya polislerin gözetim altına aldığı kadınları çıplak aramayla ilgili bir tartışma gündeme düştü. Tabii bunu HDP milletvekilinin gündeme getirmesiyle öğrenmiş olduk. Şimdi biz bazı doğruları, yanlışları isimler üzerinden tartışınca doğru bir yere de varamıyoruz tabii. Şimdi bugün cezaevlerinde veya işte polis gözetiminde nasıl oluyor bu işler? Cezaevlerini bilmiyorum. Yani çünkü uzun yıllardır cezaevine çok şükür düşmedik. Ama polis emniyeti biliyorum. Onunla ilgili anlatabileceğim şeyler var. Tanıklık ettiğim şeyler var. Ama cezaevlerle ilgili bilgim çok eskiye dayanıyor. 12 Eylül öncesi ve sonrası. Kenan Evren dönemi ve ondan önceki dönemleri yaşadığımız için tutuklu ve hükümlü olarak daha net fikirler söyleyebilirim. Öncelikle geçen yıl iki kere gözetim altında yaşadığım için biliyorum. Çıplak aranma diye bir şey poliste yok. Yani bu bir yalan ve iftira. Polis gayet insan hakları sözleşmesine uygun, çok insani bir şekilde sizi alıyor. Önce sağlık kontrolünden geçiriyor. Sonra ifade safhalarına geçiliyor. Gerek poliste gerek savcılıkta çok insani, böyle bağırarak çağırarak işte "Çağır bunu mu dedin?" hani filmlerde var ya, "Sen söyle bakayım" falan değil, yani öyle değil. Sorular hazırlanmış. Bu sorulara soruluyor. İnsan gibi çok gayet medeni bir şekilde size de cevaplarını alıyorlar. Çelişkiler varsa onlardan tekrar sorular soruluyor. Bu şekilde bir polis soruşturmasına tabi kılınıyorsunuz. Bu noktada poliste bu var dersek iftira atmış oluruz. Ben yaşadığımı söylüyorum. Geçen yıl 6 gün gözetim altında kalmış biri olarak söylüyorum. İkincisi, hücrelerde insanlar dünya standartlarında hücre. Ben Avrupa'da da, Balkanlar'da da, Orta Doğu'da da, Asya'da da gözetim altında polis karakollarında kaldığım için kıyas yapabilirim. Dünya standartlarında, yani insanlar kendilerine zarar vermesin diye, örneğin kesici, örneğin kendini boğacak, asacak herhangi bir şey bırakmamak üzere eşyalar daha sabit. İşte battaniye, iki tane, bir tane altınıza, bir tane üstünüze, bir yastık şeklinde size bir geçici istirahatiniz yapmak için şeylerin üzerinde, sıraların üzerinde her hücrede sığabilecek, kalabilecek kadar sayıda insan koyuyorlar. Ve belirli saatlerde yine belirli sağlık ve zannediyorum diyetisyenlerin kontrolünde bir insanın minimum alabileceği kaloriyi hesap ederek sabah, öğlen, akşam yemeğiniz size getiriliyor. Tuvalet ihtiyacınızı kapıyı çalışıyorsunuz. En fazla 2-3 dakika sonra tuvalet ihtiyacınızı görebiliyorsunuz. Aynı şekilde duş alma için imkan tanınıyor. Orada duş almak için bir sefere mahsus kullanabileceğiniz malzemeler de size veriliyor. Ayrıca avukatınız veya ziyaretçiniz geldiğinde sizin içeriye alınması müsaade edilen eşyaları da içeri alabiliyorsunuz. Bunlar böyle. 12 Eylül öncesi ise gerek poliste gerek cezaevinde evet çırılçıplak soyularak aranma modeli aşağılanarak var idi. Kadınlara var mıydı onu bilemem ama bize yapılıyordu. Özellikle cezaevinde bunu yaşadığımız, bugün yaşayan, buna tanıklık edebilecek birçok arkadaşımız var. Hiç unutmam, Sağmacılar Cezaevinden Afyon Cezaevine nakledildiğim sırada İstanbul'da Adanalı Küçük Kuruşlar davasında herkesin tanıdığı Hayrettin Alp Bey ile birlikte ikimiz zincirlendik. Bir bemece kamyona, saç bemece kamyona bindirildik. O kamyon, ya yani hayvan bile
o sayıda taşınmazdı. İnsan iç üst üste bindirdiler ve ellerimiz böyle yani kıpkırmızı olmuştu. O kadar zincirle sıkmışlardı. Tuvalete bile indirmiyorlardı askerler. Ben hiç unutmam, komutanlar işe in demişlerdi, yani arabanın içine işe in gibi bizi azarlamışlardı. Afyon cezaevine gittiğimizde onlarca gardiyanın huzurundan cezaevi müdürü geldi. Cezaevi müdürü Osman diye bir şahıstı. Böyle biraz azılı mahkumları veya işte kendilerine göre zapturapt altına alınması gereken mahkumların gönderildiği bir cezaeviydi. Afyon E tipi cezaevi. Daha rahat işkence yapan, kanunsuzluğu korkmadan yapan bir cezaevi müdüründen bahsediyorum. O yüzden oralara gönderilirdi bazı mahkumlar. Biz de oraya gönderildik. Orada bizi cırılçıplak soydular. Bütün arabadan indiğimiz insanlar. Ben de böyle yani bir dakika falan değil yani. Soyulduk. Cezaevi müdürünü beklediler. Herkes soyunduktan sonra geldi. Öyle soyunmuş halde herkese suçun ne falan diye azarlıyor, tokat atıyor falan. Böyle Allah'tan o gün bana ve Hayrettin'e böyle bir şey olmamıştı. Ama oradan bizi işte tekrar hücrelere. Yani cezaevinde ceza, karakolun içinde ceza. Devlet intikam aracı olarak kullanılamaz. Rövanş duygularıyla adalet sağlanamaz. Bunları o zaman söylüyorduk. Şimdi bunların bu kadar olduğu kanaatinde değilim. Cezaevine giren çıkan insanlarla konuşuyorum, avukatlarla konuşuyorum. Evet, çok istisnai böyle tek tük şeyler olmuş olabilir. Ama buna da devletin asla müsaade etmediği, soruşturma açtığı, böyle şeyler istisnai de olsa hemen soruşturma açılıp görevlilerin kanunsuz bir şey yapmışsa açığa alındığını da biliyoruz. Demek ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yanlışlarına karşı olmak başka bir şey, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne düşman olmak başka bir şey. Devlete düşmanlık yapıp Türkiye'yi dünyaya rezil etmek, işte böyle kötü imaj bırakmak için gayret edenler şunu bilsinler ki Türkiye'de demokrasinin, adaletin gelişmesine katkı vermedikleri gibi tam aksine gecikmesine ve daha büyük zarar vermesine katkı veriyorlar. Bunların amacı insan hakları aramak değil, kaos çıkarmak, Türkiye'yi kötülemek, Türkiye'nin dış düşmanlarını artırmaktır. O bakımdan bu çıplak arama meselesine, evet bir insan hakları tarafı olan ben, devlet mi vatandaş mı dendiğinde içeride vatandaş diyen, dışarıda devlet diyen ben asla böyle bir şeye taraf olmam. Böyle bir şeyi gördüğümde başıma ne gelirse gelsin işkenceye karşı çıkarım. Bunu bütün geçmişimle ispatlayabilirim. Ama her fırsatı Türkiye düşmanlığına çevirmek, işte bu işi yapan insanlarla bu ülkenin vatandaşları arasında uçurumlar oldukça daha çok büyüyor. Onun için bu tür şeyleri istismar etmek yerine daha insani bir şekilde mücadele etmek, müracaatta bulunmak daha doğrusudur. O bakımdan HDP doğruları bile istismar eden bir terör örgütüdür. Aynı şeyi Uygur Türklerine, Çin'in baskısından dolayı sanki Uygur Türklerine sahip çıkıyormuş gibi bir tiyatro yaptılar. Tabii ki Uygur Türklerine ve mazlum insanların hiçbirinin haklarına fayda gelmedi. Kendilerini insan hakları tarafı, mazlum insanların tarafı göstermek için bir maskeleme yapan bu terör örgütünün siyasi uzantısı HDP'nin vekillerinin açıklamalarına inanmadığımız gibi mazlum insanların haklarına bir fayda getirmeyeceğini buradan Türkiye'de sağduyulu insanlara duyurmak istedim. Evet, sevgiler ve saygılar.